Şey Konuşalım'a hepiniz hoş geldiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün yine sizlerle beraber güzel bir program geçireceğiz. Ta ki saatler 12'yi gösterene kadar. Sayın Selçuk Taslan, Erol Günaydın. Kösek, günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Efendim, 1 Aralık 2016 saat 9:31. Eyvah. Bilmem ne bank hayırlı işlerler. Öyle bir radyo spotu vardı ya. Bugün bir şey. Bilmem ne bank hayırlı işlerler. Espri bir tarafa. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki onu nereden anlıyoruz? Şimdi ödemelerden anlıyoruz, faturalardan anlıyoruz. Zınt diye aybaşı geliyor abi. Zınt diye aybaşı geliyor. Ulan ne zaman Kasım, ne zaman gitti, ne zaman bitti? Yemin ediyorum anlayamadım ben ya. Vallahi. Aralık hop diye inşallah Allah kısmet ederse Ocak gelecek, Şubat gelecek. Ama Allah yaz sağlık gelecek. Versin, huzur versin. Evet. İşte bugün tekrar VTR'lerimizin içinde var. Sevgili Erdal Tosun'un vefatı bugün de onu kutlama. Evet. Anma etkinlikleri olacak cenazesi öncesi. Cenazesi ikindi namazında Levent Camii'nde kaldırılacak. Ondan önce saat 12'de BKM'de onu anma töreni yapılacak. Allah rahmet eylesin. Ama işte bir an, bir saniye, işte sabahın köründe adam diyalize gidecek. Ondan sonra ben tabii dün komplo teorileri yaptım. Yaptığımda da utandım. Ondan sonra acaba yok, eğlenceye mi gidiyordu? Olabilir ama. Ay eğlence şöyle dedim ama. Kutlama. Sabahın köründe değil. Çünkü film galası vardı. Oradan kutlama dönüşü olabilir. Meğersem adam zaten Maslak civarında oturuyormuş. Sarıyer'de oturuyor adam. Ha, oradan diyalize gidiyormuş. Babası da çok genç yaşta vefat etmişti. Almanya'da 49 yaşında bir hastalık geçirip Türkiye'ye geldi. 10 gün kaldı. Kardeşi yine böbrek yetmezliğinden 30'lu yaşlarda. Kendisi de bu yaşlarda. Allah rahmet eylesin. Bunları da göreceğiz ama şu anlamda söyledim. İşte hayat böyle bir şey. Bir varmış, bir yokmuş. Her yerde 5 dakikada değişiyor işler. 5 dakikada ama 5 saniyede. Saniyede değişiyor işler. İş dünyasında da öyle. Ondan sonra medyada da öyle. Yenilikler oluyor. Değişimler, kan değişimleri oluyor. Biz de televizyonumuzda yayın hayatımıza devam edeceğimiz gibi böyle yeniliklerle, canlanmalarla güzel bir yayın döneminde geçireceğiz inşallah. İnşallah. Ama bir taraftan başlayalım istersen. Başlayalım o zaman. Konularımız oldukça çok, biriktirmeden başlayalım. Ünlülerin bal mumu heykelleri görenleri şaşkına çevirmiş. Nasıl biz de görelim. Gelsin Sebastian. Evet, Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz nurlar yağdırsın. Programın başında söylediğimiz gibi Necdet Tosun, Türk sinemasının siyah beyaz yıllarının o unutulmaz aşçısı. O unutulmaz tontişi ve iki tane tontiş oğlu vardı, Gürdal, Erdal. Rahmetli Necdet Tosun, epey oldu ama o da 50 yaşına varmadan Almanya'da bir kaza mı, hastalık mı bir şey geçiriyor ve sonra 10 gün Türkiye'de kalıyor ve vefat ediyor. 2000'li yılların başında da Gürdal Tosun böbrek yetmezliği ve damarlara pıhtı nedeniyle vefat etmişti. O Erdal da dün genç yaşında, 48 yaşındaydı sanırım, erkenden babasıyla erkek kardeşinin yanına gitti, öte aleme gitti. Bugün Beşiktaş Kültür Merkezi'nde saat 12'de anma etkinliği yapılacak. Oradan ikindiyi mütakiben Levent Camii'nde defnedilecek, cenaze namazı kılınıp defnedilecek kabristana. Tabii herkes üzgün, herkes şaşkın. Eşi ve kızı sinir krizleri geçirmiş. Eşi ne olur beni de onun yanına koyun, tabuta koyun diye çığlık çığlığa feryatlar etmiş. Yani çok acı, çok çok acı bir tablo. Allah kimseye yaşatmasın. Her ölüm erken ölümdür ama bir de gerçekten erken olursa, bir de bu kadar sevilen bir insan olursa sözün bittiği yer. Allah gani gani rahmet eylesin, ailesine sabır ihsan eylesin. Tüm sevenlerine, yakınlarına Allah sabır versin ya Rabbi. Gündemimize dönelim, gündemimize dönelim. Neler var gündemde? Gündemimize devam edelim. Şimdi içinde birçok ünlü ismin bulunduğu renkli bir haber turumuz gelecek ekranlara. Evet, Tuğba İkinci bu arada İstanbul'un yakışıklı çocuklarını önce keşfedip sonra onların etinden, sütünden, libidosundan yararlanan bir arkadaşımız. İbrahim Çelikoğlu olsun, birçok şu anda oyuncu olanlar. Ben Bağdat Caddesi'nde bir çocukla görmüştüm 3-4 sene önce. Hakikaten çok yakışıklı bir erkekle birlikte. Yok, şimdi İbrahim Çelikoğlu da önce onu aldı, sonra uğraştı, onu yapımcılara götürdü. Sonra İbrahim Çelikoğlu meşhur olunca onu sahada indirdi. Bunlar da demek ki iyi bir eksper. İyi bir eksper. Yani gurme, erkek gurmesi.
Ondan sonra Tarkan'ın gözlükleri yakışmış ama ha Ferhan'cığım. Çok. Ferhan Tarkancıdır biraz. Çok yakışmış, harika olmuş. Peki bu şeye de biraz gıcık oluyorsun sen Aleyna Tilki'ye. Ya Aleyna çok artık şuna başladı. Ben işte çok küçüğüm, ben aptalım, bununla gurur. Yani artık benim nezdimde biraz itici olmaya başladı ama dediğin gibi... Patladı. Bu da patladı, ha? Bu da gidiyor. Ömrü bu da gelir, uzun bu da dedim. Geçer, ağlama. Allah yolunu açık etsin. Zaten abi diyelim. Sen ne diyorsun bu Aleyna Tilki'nin tilkiliklerine? Şimdi yani bir tek şeyi var yani... kızı durdurabilecekleri bir tek nokta var ki onu aşarlarsa belki de bilinçli de yaptılar onu biraz. Öyle gibi geliyor bana. Çünkü bundan hiç yani o 16 yaşında içkili yerlere çıkamaz hikayesini hiç umursamıyorlar. Çıkmıyorlar ama ondan da bir etkilenmediler yani. Evet. Biz öyle ya da böyle yürüdü bence. İşte ama o ben yürümeyi, prodüktör yürümeyi, olarak o ivmeyi görüyorum. O devam eder. Bu kız şimdi arabayı akü bitince itersin sonra şarj mı alır, marş mı alır? Marş. Marşa basmak için. Kız marşa aldı abi. Yürü. Evet, yürüsün. Ama işte iyi şarkılarla kız bir de seyrettiriyor kendini. Bir de böyle var en azından. İşlerde oldu. İçkili yerlerde çalışmadı. Hayır, o yaş, o gençte kimse yok. Onun en büyük şansı Ferhan soyunmadı bu işe. Tabii. Ferhan'la biz ilk tanıştığımızda bir albüm projesi vardı. Sonra yarım şarkı bıraktı. Şarkı Felek'teydim ben. Evet. Anadolu'da geziyordum. Vakti olmadı. Hiç hep gideceğiz. Güzel şeyler yaptık. Oturduk. Nedendir bu kadar muvaffak kendi işinde bu kadar muvaffak olmuş insanların yani bu şarkıcılık hikayesi herkesin böyle şuur altında bir yer yapmış. Benimki albüm çıkarıp şöhret olmak değildi. Tamamen keyif. Seviyor. Yani kendi kendime. Seni kastederek söylemiyorum zaten. Anladım ben. Şimdi sen... Eğleneyim. Eğlenmek istedim. O ayrı konu. Nasıl, o da nasıl bir eğlenceyse onu da bilmiyorum. Arkadaşlarım vardı o sıra. Hep beraber çalışıyorduk. Mesela, keyifli bir ortam. Dizide büyük işlerin altına imza atmış olan kadını erkeğinde de var bu tarz. Evet. Efendim işte adam 25 sene, 27 sene reytinglerde her zaman yer bulmuş. Hiçbir zaman demode olmamış ki bu dünya televizyonlarında az bir örneği vardır bu şeyin. R'leri söyleyemiyor ama Bahri yani gemilerde talim var diyor. Beyazı kastediyorsunuz. Yani, gemilerde talim var yani, Bahri'ydi. Yani orada o şarkı söylemelik sevdasını anlayamıyorum. Şimdi şarkıyı kim söyler? Şarkıya hakim olan, sesi, soluğu olan, tavrı olan yani bu işte A dediği zaman ha bir dakika dikkat çeker. Bu güçtür. Tamam. O mesela Serenay Sarıkaya nasıl söylüyor? Bak, o kızınki tam tersi. O kız çok güzel şarkı söylüyor. Sesi de güzel. Ama enteresan bir şey var. Bak, kendi mesleğine zarar vermemesin, zeval gelmesin kontrata diye. Kontrata madde koydu. Kontrata madde çok koydu. Akıllı, çok şarkı söylemem diyor. Eğer zaten o kızın söylediği kadar şu andaki şöhretler şarkı söylüyorsa zaten daha yanlarına yaklaşamaz. Ya şöyle söyleyeyim. Ben prodüktör olarak söylüyorum. Benim başka bir aynı zamanda doktor kimliğim olduğu için insan psikolojisi eğitimi de aldığım için şöyle bir tezim var. Şimdi normalde bir insanın şimdi hepimiz diyelim bir mühendis, bir doktor, bir başka bir iş yapan insan bir imtihan içindedir. Neyin imtihanı içindedir biliyor musunuz? O çalıştığı bünyenin imtihanı, hı hı, ve kendi eşi, dostu, ailesine karşı bir başarı imtihanının içindedir. Ve o imtihanın jürisi çalıştığı yerde ve evinde ailesiyle iletişimde olduğu eşi, dostu, arkadaşlarına karşıdır. Yani imtihan derken bir yani iyi olursa onlar takdir edecek, kötü olursa onlara rezil olacaktır. Oysa ki sahnenin üstündeki insan, bu oyuncu da olsa, bu şarkıcı da olsa, bu biz de olsak, biz de ekran yüzüyüz tabii çünkü. Tabii hepimiz için geçer. Bir tahtası eksiktir çünkü öyle bir riski almıştır ki biz şu anda saçmalasak bu televizyonun izleyicisi kadar on binlerce, yüz binlerce insana, milyonlarca insana rezil bir rüsva olur. Bu riski. Bu çok büyük bir risktir. Ancak bu riski hafif bir vida gevşemesi olan ve yani bu çok aklı selim bir şey değil. Çünkü bu bir bu bir büyük bir şey. Yani milyonlarca insana diyor ki Türkiye'nin her yerinde Hakkari'deki adam da bu ne lan diyor bir şarkı söyledi. Bu ne rezalet. O büyük. Hele ki şarkıcı da tüm Türkiye seni radyodan duyuyor, televizyondan duyuyor ve maruz kalıyor. Bu ne rezalet lan diyor. İki bir kıl kuyruğu çıkmış ya da diyor ki vay be helal olsun. Yani çok büyük bir jürinin karşısına çıkmayı göze almak çok akıllı adam işi değil. Ama onun altyapısında da şu var.
sevgi, ben bunu araştırdım. Mesela benim ve Türkiye genelinde, dünya genelindeki başarılı şarkıcılar ve sektöre girmişlerin çoğu kim biliyor musunuz? Hı? Parçalanmış ailelerin çocukları. Temelinde sevgi eksikliği var ve o sevgiye ulaşmak için, yani bu bilinçaltı bir duygu. Yani böyle aklı selim evinde büyümüş, annesi babası her şeyi tamam falan filan, ailelerin çocuklarında bu yok. Varsa da az orantıda. Hani yani ben olaya biraz psikanalitik baktım. Orada anlamadığım bir şey var yani. Aklı, tahtası eksik olan mı bunu yapar? Tahtası eksik demeyeyim de o muhakeme, şimdi normal adam, ulan ben bir iş yapacağım, beni milyonlarca kişi test edecek. Aleyhimde veya lehimde konuşacak. Bu çok akıllı insanın kabul edeceği bir nosyon değil. Akıllı derken bu bir, yani normal rutin vatandaşın yapacağı bir iş değil bu. Ya yani bunu reddeder insan bünyesi. Yani kendine, şimdi ben sana kendinden misal vereyim. Bana bu iş teklifi ilk geldiğinde Hande'yle, bana bu teklifi Hande'ye getirdiğinde Sacit abi, şu masada yaptığımız sohbeti aynı şekliyle ekranda yapabilir misin dediğinde, ben buna inanmasaydım, Hande değil 32 bin tane Hande bana bunu böyle bir imkanı sağlasa bana kabul ettirebilirler mi? Yok. Hayır, asla. Siz neden örnek değilsiniz? Siz bu kararı verdiğinizde, bu teklif verdiğiniz ve size verildiğinde zaten hep dost sohbeti yapıyordu. Bir, ihtiyaçtan. İki, başka bir şey var. Siz yani 50 yaşınızı bitirdiğiniz bir dönemdeydi. Evet. Yani 50 yaşını bitiren insanların önüne oyuncu olur musun, şarkıcı olur musun şansı gelmiyor. Siz zaten bir de hamurunuz o gazino dünyasında olduğu için sizi çok, size insanların önünde, ya bu anlattığım mekanizmanın içinde veya buna ben de dahilim. Ben de zaten sahnede büyüdüm. Benimki de tesadüf oldu. Ben doktor bir adamım, bir arkadaşım dans kursuna götürdü. Orada bir televizyoncu beni gördü. Charlo'ya benzetti. Birden televizyona çıkıp meşhur oldu. Yani siz biz çok buna şey değiliz. Genelde şarkıcı olmak isteyenler. Ya mesela sizin şöyle bir ülkünüz var mıydı? Ben ileride televizyon yorumcusu olacağım. Hayır. Benim bahsettiğim, ben şarkıcı olacağım. Ben oyuncu olacağım diyenleri anlatıyorum ben. Bizimki çok tesadüf. Bir arkadaş vesile olmuş, ekran çıkmış. Peki öyle bir başarılı olmuş, Sacit Aslan diye bir fenomen olmuş. O mesleği, peki şimdi ben şarkıcı olacağım diye bunu hayal edip kendini buna alıştıran insan, şarkıcılığın esas vecibesinin, ilk gerekçesinin daha doğrusu ses nosyonu olması, sesinin vusatı olması, bir hançeresinin sahip olmasını bilmeden mi buna soyuluyor? Yok, bunu bilen de var. Biz o şeyi kritize etmiyoruz. Sesi güzel değil mi? O işin başka boyutu. Zaten sesi güzelse başarılı oluyor. Değilse bir noktadan sonra çuvallıyor. Ama bunun temelinde hep parçalanmış aileler ve sevgi eksiklikleri var. Ben baktığımda buna konservatuarlar da dahil. Buna kafa patlattım. Hande Yener. Ondan sonra parçalanmış bir ailenin, küçümsemek amaçlı değil, tarif olarak tezgahtar bir ailenin kızı. Dar gelir grubu. Ondan sonra işte öteki, beriki, şu bu, yani genel ortalamaya baktığımda hep parçalanmış ailelerin mutsuz çocukları. Ve çok da başarılı oluyor. Yani ben böyle çok böyle güzel bir ailede büyüdük falan filan, öyle bir şöhret bilmiyorum. Şimdi bak, ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi, tamam, bu ben böyle bir bu benim doktor olarak olayı, ben böyle bakmadım abi. Yani onun için de doğru olabilir, iddia etmem de, başarılı oluyor dedin sen. Evet. Şimdi bunların arasında başarılı olanların analizi yapıldığı zaman sesiyle ve sesini artistik nosyonlarıyla birleştirip onu sahneye bir şov olarak koyanların adediyle sadece sahnelere çıkıp da efendim işte kaset yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı ve iyi de bir arkasında itme gücünü yakalayanların adedi aynı mıdır? Değil. Tabii ki değil. Yani. O başka bir konu. Biz şunu söylüyoruz. Kurguna yavrusu hoş geldin. O belki küçükten beri aynanın karşısına geçiyor. O duymuyor benim sesimden bir. Şimdi, ya bana öyle sesler geliyor ki. Ama onu da anlatacağım. Garip. O kadar garip. Mesela bu isyanı söyleyen kimdir? Ali Sezai. Ya Ali Sezai bana gelse kovarım ya. Güvenliğe derim atım onu, delinin teki gelmiş diye. Ya ama bu ülke bunu adam baş tacı yaptı. Şimdi başka bir şey sana söyleyeyim. Senin benim zevkim de yetmiyor. Anladım. Bak, yani şimdi şeyler. En son şu anda gündemde olan birini söyleyeyim sana. Şimdi bu Aleyna
Bu kız daha işte 16-17 evet, yaşında 16 bir kız. Yaşında. Ha, onun hakkını teslim ediyorum. Sesi de var, fiziği de var. Aynen, dans da ediyor, şov da yapıyor. Tamam. Yani demek ki bu bizim göremediğimiz bir noktada. Yani onun eski videoları var. Daha 5 yaşında başlamış şarkıya. Onun derdi bu. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Orada göremediğimiz bizim ya da algılayamadığımız, ben şahsım adına söylüyorum, göremediğim, mesela demek ki kendi jenerasyonunun aklında kalan bir tip bu. Yani sesiyle, soluyla, fiziğiyle o tip, o kadar güruh bunu eğer kabul edip de bağrına basmışsa, demek bu onlarda kalıcı bir bu nokta var. Yaş skandalı da onu büyüttü tabii. Hı hı. Ve bence de şunu da söyleyeyim, doğru ama projelerle bu kız kalıcı bir kız. Ama ben bir şey bunu söyleyeceğim sana, bu kız bu yaş hikayesinden önce bu patladı geldi oraya. Şimdi şöyle, 14 yaşındaydı, yarışmaya girdi. Evet. Şu anda 16 yaşında. 2 sene geçti, o arada da işte ne yaparız proje, daha çok küçük bir de. O yüzden de işte projeler vesaire derken bu çocukla single evet yapıyorlar, yürüyor. Şimdi bu pop tarzında... Ya 14 yaşı olsa çok küçük kalırdı. Bu pop... 14 yaş çünkü çok bir şey tabiriyle sübyan. Hı hı. O şu anda o şuna tabi. Oysa şu anda kendini gençlere ikonize ve arzu nesnesi şimdi olarak yaratacak bu bir yaşta. Bu pop tarzında ideal bir ses midir? Nasıl? Pop tarzının ideal bir sesi midir? İdeal diyemem ama barajı aşmış bir sestir. Yani... Pop'un istediği gerekçeler kızda mevcut. Kızda var. Ha. Her şeyden önce bak. O benim de prodüktörlüğünü yapıp starlaşan insanlarda kızda bir de neyi görüyorum biliyor musun? Kız kendine çok özgüvenli. O aşırı tabii. Yani starlaşanlarda aşırı bir özgüven var. Ya şu yok, tereddüt yok. Benden bir şey olur mu acaba? Hayır. Peki kibir bu meslek, mi bu? Bu meslek, hayır, zaten starlığın ilk öznelerinden biri de, ögelerinden biri de narsist olmak zorunda. Kendilerine aşık. Tabii. Sıradaki haber. Evet, sırada da Kerimcan Durmaz var. Abba. Şimdi de jüri koltuğuna oturmuş olay. Evet, bence Kerimcan gelmiş ve herkes orada sanırım sinek ikili olmuş. Herkesten bir rol çalmış. Hafif bir geldi. Haset sesi. Hafif, böyle bir ufak bir haset ve... Böyle bir tedirginler, ulan buranın ağası bendim, ağalık mı gitti acaba, meydancı mı oluyoruz diye, ha? Sadece abi. Şimdi bunların konuşulacağı pek bir şey yok da, orada Öyküs Ertel'i anlamadım. Ne diyor bakayım orada, zoru başarmış diye bir cümlenin içinde bir kelime kullandı. Ya bu kelimeleri yani herkes kullanır da, Öykü mektep medrese görmüş, aklı başında. Ona yakıştıramadınız. Yani ona yakışan bir kelime, yani bir cümle değil. Yani bir şeyi Metin Sena ile bahsedeceksen, orada görevin icabı belki bunu böyle, akış buna, sana bunu gerektiriyordu da, bu zoru başarmışı, bu kelime değil. Bu ama neyin zorunu başarmış? Ama şu haksızlık değil mi abi? Makyöz bir çocuk ve kendini öyle, bak biz severi sevmeyiz abi. Ya bırak benim seni sevmemeyi. Makyöz bir adam kalkmış. Makyöz bir adam fenomenleşiyor ve o bir televizyon. Ne fenomen? Ya bu fenomen abicim, derken nedir bu yani? Bu adamın girdiği yerler yıkılıyorsa milyonlarca takipçi varsa bu fenomen. Ya nedir o zaman bu fenomenin kelime anlamını tartışalım. Bakın siz objektif değiliz abi. Ya nasıl objektif değiliz sevmiyoruz ya? Sevmiyoruz diye. O televizyonu oraya koymak zorunda kaldı. Ben sevmiyorum falan, bırak onu sevmiyorum. Bu kişisel şeyleri bir tarafa. Bu zoru başarmak değil midir abi? Bu zoru başarmanın karşılığı bu. Metrobüsle gezen bir çocuk şu anda zoru başarmanın karşılığı bu ve bunun gibi adamların hasbelkader gelmiş oldukları buralar değil. Bu saman alevi gibi, buyurun işte. Ben ikonum. Ne ikonusunuz siz ya? Bu ikonum ne demek? Bunu anlayamıyorum yani siz. Abi bunu mühendisle, doktorla, askerle ya hocam o zaman ya. Şimdi o da kendi aşkına. Onlardan mukayese edecek halde geçti zaten onların. Ama süper bir çocuk şu anda ekran yüzü olduysa bu zoru başarmak ya, değil mi? Ya ekran yüzü oldular da bunlar niçin 2.9'larda? Ya o çocukla ilgili bir şey yani değil. Yani şimdi bir şey, yani biri zoru başarmış çocuk, ve biri ikon durumundaysa. O koltuğa oturmuş mu abi? Ya arkadaşım, oraya herkes oturur. Geçici sürelerle herkes ne diyorlar? 15 dakika için herkes şöhret olur. Problem değil o. O zaman ben sana başka bir şey söyleyeyim. Söyle. Çocuğa bütün televizyonlar proje teklif etti. Ya ne teklif ettiler? Biz işte söylüyorum sana, bir atımlık barut var. Ya bir adama, atım iki adım adam hocam, oraya oturdu. Hocam adam bak bir şey söyleyeceğim sana. İsram ediyorum. Ya bu bir zoru başarmak değil midir? Hayır değildir. Hayır. Hayır. Flash TV'de tavuk kovalamıyor ne yani. Ya, bırak o bir şimdi flash tavuk kovalayan adamın oradan buraya gelmesi tamam. O kendine göre bir zoru başarmış kelimesi ona uyar. Mehmet Ali'yi kastediyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu başarı değil midir abi? Otobüse binecek parası olmayan bir çocuk
kendine ultra lüks bir hayat kuracak zenginliğe kısa sürede ulaşması başarı değil midir? Biz sevelim, sevmeyelim. Biz ya kardeşim bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu başarı benim değil bunu midir? Sevip sevmememe ayrı konu. O başarıyı eğer bu kadar kısa sürede başarı yapmak istiyorsan daha cesaretli, daha abi, illegal başarı işler değil var. Midir? Burada bir illegalite var mı? Anlatamadım. Bu bir yani başarı bir değil midir değil. Abi? Bu bir başarı bu, değil midir? Bu hasbelkader günün ve televizyonların sosyal medya ayrı konu. Hayır. Sosyal medyada bu adamın fenomen olması, hı hı, ya orada ön plana çıkması, 15 milyon kişi takip ediyor bunu dediğinde buna bir iddia edeceğim. Ama zaten bir şey yok. Televizyonların ona yer verme nedeni sosyal medyadaki işte zaten fenomenlikte. Esasında işte zurnanın zırt dediği yer burası. İşte bu söylediğin yer. Ama o artık yatsınmaz bir gerçek. O kendi sosyal medya sayfasında, hesabında ön plana her türlü kepazeliğe ve rezilliğe rağmen ön plana çıktığında sen bunu fenomen olarak kabul edip de kamuya açık bir yayında ortaya çıkarttığın zaman işte o muvaffakiyet olmuyor. O senin bu memleketteki bazı değer yargılarını rezil kepaze edip ayağa düşürmenin yegane müsebbibi sen oluyorsun. Abi demek. O sizin hayata bakış açınız mı? Abi ben şey. Hayata bu memlekette 80 milyonluk ülkede hayata bakış açım bir tek benim mi var? Hayır, sizin gibi milyonlar da ben, vardır. Ben mi? Yani bir tek ben burada toplumun, yani numune miyim toplumun yani? Toplumun %70'i de senin gibi düşünüyordur. %85'i 90'ı düşünüyor. Daha çık. Ama %10'u da bu programı seyrediyorsa. Şimdi %10'u seyrederse bu programı, o zaman bu programın şehirleri 2.9 değil, bu programın şehirleri 18 olur. Bu programın 20 olur, şehir 25 sorumlusu olur. Bu çocuk değil. Ben diyorum ki yani, Türkiye'nin tüm kanalları bu teklifi verdi çocuğa. Abicim daha açığını sana söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Bu memleketin bazı değer yargılarının bu kadar ayaklara yerlere yeksan olmasının sebebi başta bu tip programlarını ve buna benzer programlar. O zaman faturayı da bu çocuğa çıkaralım. Bu fatura çıkanların içerisinde Katar'ın en son vagonu. Bitmiş Hülya Avşar'a tekrar Star'da görev verenlerin fatura çıkaracak mıyız? Ya bakın yine söylüyorum. Hepsine birden söylüyorum. Bu ve bunun gibi kontrolü kaybettikleri, o da zamanında off prime time'de iş yaptığında, off prime time'de iş yaptığında orada da rütük denetiminde efendim şu, bu saatten sonra çocuklar ekran başında yoktur dediğinde aldı başını gitti. Ben Hülya Avşar benim babamın kızı mı ya? Ben neyini müdafaa edeceğim? Haklı olduğu yerde müdafaa ederim. Haklı gördüğüm, vicdanen kanaat getirdiğim bir şeyde müdafaa ederim. Ona kalırsa Hülya Avşar'ın da yapmış olduğu programda yerlere yeksan edecek, bu ülkedeki değer yargılarını ayaklar altına alacak birçok şey oldu. Bu da böyle bir şey. Şimdi orada dört kişi, bakın orada dört tane adam oturuyor. Bir tanesi geldi kadın buraya. Kadından yüz ve yüz konuştuk. Kadını tenzih ederek konuşuyorum. Çekiyorum. O kadın hiçbir zaman televizyona zarar verecek tabda bir kadın değil. Ben şunu söyleyeyim. Kemal orada yıllarcadır oturuyorsa bu çocuk bin kere oturur abi. İşe Kemal'den başlamak lazım. Sevgili Erol'cum, ben Kemal, Hasan, Hüseyin, Ahmet diye tefrik etmiyorum. Kişilerin üstünden gitmiyorum. Ben gitmiyorum ben. Genel ben olarak. Genel yapısı itibariyle. Şimdi efendim zoru başardı. Adam kuaför. Adamın bir mesleği var. Siz bu adamı alıyorsunuz. Nasıl bir yol kat ediliyor ki? Bu adam geliyor televizyonda Türkiye'nin bu kadar modacısının var olduğu bir noktada. Ama bu moda programı müsaade değil. Müsaade buyur kardeşim programı. Şimdi çemkirme. Ya abicim bir karar verelim biz ya bunların. Hayır. Zaman bir çemkirme mi? Karar mı? Ben bu televizyona girdiğimden beri İvana Sert buraya geldiğinde, bu yarışmanın üyeleri kızlar geldiğinde de bu moda değil çemkirme programıdır ya, demedim. Ya anlatamadım. Üyeleri de bot zenginde zaten. Beni, Savaş. Ya ben anlatamıyorum ya ısrarla sen anlamaktan tecavülden geliyorsun. İvana Sert en nihayetinde moda içerisinden gelmiş, iç çamaşırı defilesi şu bu falan derken işin sektörün içerisinden gelen bir kadın fikir beyan etme şansı var. Tabii. Öbürkü hadi oturuyor ki hiç modacı olduğuna inanmamama rağmen, ilik açamaz, düğme dikemeyeceğini bilmeme rağmen, hadi o da oturuyor. Varsayalım oturuyor. Sunucuyu zaten bu işten tefrik ediyorum, sadece programı sunuyor. Geri kalan o iki kişinin, o biri kuaför, bir tanesi makyöz. Şimdi bugüne kadar bu televizyonlarda bugüne kadar bu kuaförler de gördük, makyözler de gördük. Bunlar bu tarz, bu ikili buna benzerler. Bu yolu nasıl kat edip de majör bir kanalda jüri koltuğuna oturup ve ahkam kesiyorlar. Yani orada görüş bildiriyorlar. Abi bu ülkede bu yetki onlara verilince Kuşum Aydın yıllarca televizyon programı yaptı. Bu ülke hafif FM'ine
şov insanları eğlenceli seviyor. Eğlenceli buluyor. Sevmiyor mu abi? İlk mi bu? Abicim bunu sevebilir. Bakın yine söylüyor. Şimdi yeni dönemin kumpandası da bu çocuk. Beni fazla konuşturmayacak bir noktası var bunların. Bunlar gecenin saat 1:30-2'sinden sonra belli bir zümrenin bu dünyanın her tarafında var. Jeneve gidiyorsunuz, Rideron Caddesi'nin yukarısında orada da var bu kulüp. Efendim Paris'e gidiyorsunuz, orada dünyanın her tarafında var. Commercial Bulvar'a gidiyorsunuz, Los Angeles'ta orada da var. Bu yok demiyorum ben buna. Bu gecenin saat 2'sinden sonra o atmosfer içerisinde bu tarzda bu ve bunun gibiler çıkıp burada şov yapar, kadın kılığında gezer, şudur budur. Bunların hiçbirine itiraz etme ve eleştirme hakkına sahip değilim. Bu bir, başka bir sektör. Benim iddia ettiğim şey majör bir kanalda havaya çıkan bir yayında kamuya yaptığınız yayın. Arada duruyorum. Peki şunu gözden kaçırdın mı Sacit abi? Neyi kaçırdın? Çocuk sosyal medyadaki gibi davranmadı. Buranın bir televizyon olduğunu bildiği için Bir dakika, bir saniye, orada dur. Orası babasının çiftliği gayet değil. Gayet yutmadan. Ne yapacaktı yani? Ama işte o dediğinizi yapmadı. Ya, o zaman nasıl eleştirecek? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu adamı sen bir kere kendi sayfasında bu adam zaten geleceği yere kadar gelmiş. Sen bir kere adamın iskeletini ortaya koymuşsun. En nihayetinde bunun sayfasını takip edenler bunu takip ediyor. Ya bu ülkede porno çıkanlar Hürriyet'te başyazar oldu babam. Burada o senin başyazarı olanla bunun arasında yeri geldiğinde bir ayrım yaparak bunu seviyorum ya buna antipatim, sempatim var diye bir savunmuyorum. Aynı şeyleri savunuyorum. Yani ama ben de diyorum ki yıllardır var bu sektörde güzel abi. Ya işte felaket de burada zaten. Ama o felaket hep var abi. Ya Allah'ım ya. Benim zaten söylemek istediğim şey bu. Bu adamlar, bu kadınlar, bu pornocular, porno kasetleri olanlar, zartlar, kim bunun bu kategoriye kimi sokuyorsan sok. Bunlar bu yolu nasıl kat edip geliyorlar? O yolu kat edip geldikleri... Ben sana veteri arasını anlatayım abi. Hayır. Ben nasıl olduğunu hepinizden iyi biliyorum. Tabii. Onun kitabı yazılı. Babal'de duruyor. Onu demiyor. Yani kastettiğim şey o değil. O yolu kat edip geldikten sonra bunları eleştirmeden önce bunlara bu sahayı açan bunlardan daha günahkar. Daha kabahatli. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bir şey sana dolduruyor. Televizyoncu da onlar. Ya gece mekancısının abi doldurduğu yerle milletin televizyoncusu da reyting peşinde abi. Milletin yani ya tutarsın. Ya abi TRT değil ki herkes reytinginin derdi. Ya işte bunu tefrik etmekten aciz hale geldik. Bunun yani bunu meşru kabul ediyoruz ya. Yani bu meşru üstünden meşruymuş gibi gayrimeşru, benim için gayrimeşru olan bir şeyin mücadelesini veriyorum ben burada. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Gecenin saat 2'de, 2'sinde alkolün tavan yaptığı, paranın su gibi aktığı bir lokalde iş yapan bir adamın gelip havaya, milletin evine bedava giren bir eğlence kutusunda aynı görevi veriyorsun ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Gündüz matinalarında oryantal yok muydu? Gece Allah olan oryantal. Ya bunları şimdi. Ama gece diyor gündüz de o da abi. Abiciğim oryantalla bunu nasıl mukayese edersin? O da. Yani sen bazen senden de şüphe etmeye başlıyorum ya. Ne konuda? Yani bunu ne yani hayır. Sen mantıklı bir adamsın. Babacım, nasıl bunu böyle diyoruz, kabul ediyorsun abi, ya? Abi o zaman da siz neyin derdindeydiniz? Dükkanın derdindesiniz değil mi abi? Ya ben oryantal. Siz şöyle bir şerhiniz oldu mu hiç? Matinalarda oryantal çıkmasın kardeşim, hale geliyor diye. Bakın. Kadınlar matinesiyle pazar günü umuma açık olan matinede bir kere kafadan ben sana söyleyeyim. Orası eskiden beri bırak gazinoyu sen. Normal sinemalara bile akşamleyin annesinin babasının yanında gelen 10 yaşından aşağı çocuk giremiyordu be. Tamam 12 yaşında çocuk. O çocuklar da matineye de giremiyorlardı. Sen Maxim gazinosunun içerisinde. Ben Maxim olarak değil. Yani işte orada. Ama dert neydi? Para değil miydi ya abi? Ben bir program yapıyorum. Benim yaptığım program geceliğin saat belli bir saatten sonra belli bir yaş grubunun gelip hatırı sayılar paralar ödeyerek girip program seyrettiği bir yer. Buraya kadar tamam. Bu o iş. Zaten o yani, alkollü bir ortam. Bu o başka bir şey. Şimdi sen bana şunu şöyle suçlayabilirsin. Suçlama değil, tanımlama peşindeyiz. Ben o gazinonun bir yayın organı olsaydı, bedava havaya yayın yapsaydı ve ben herkesin evine
Maxim'de almadığım bir parayla alakası ilgisi olmayan bir rakamsa bedava bir şekilde girseydim. Aynı şekilde Maxim'in gazinonun içerisindeki kuralları o televizyonda uygulamazdım. Uygulayamazsın zaten. Tabii ki. Yani şimdi ona bakarsan gece pavyonun aynısını, birebir bir pavyonu, o tarihteki birebir bir pavyonu getirip de kamu yayını yapan bir yere uygulayabilir misin? Ben bu adamın muvaffakiyeti, bu adam gidiyor kapalı kapılar arkasında, gecenin saat ikisinde, üçünde çıkıyor, ablam babam star diye kendi kendine bağırıp çağıran bir herif. Buna 50 bin lira verirler, 100 bin lira verirler, bu 100 bin lirayı alır oraya 1 milyon lira satış yaptırır, bu ayrı konu. Bence işte evet, bu başarı şimdi abi. Şimdi bu ayrı bu bir konu. Hiçbir şey yapmadan buraya oturmak başarı. Valla enteresan. Bakın, evet. Bu apayrı bir platformda tartışacağımız bir konu. Başarı mıdır, başarısızlık mıdır onu da tartışırız. Böyle bir adamı sen alıp getirip kamuya bedava yayın yapan bir televizyonda jüridir diye koyup kabul ettiremezsin. Şimdi o zaman televizyonun sahiplerine mi biz? Bence başarı olup bu adamları söylüyorsunuz adam şimdi hayatı değil. Boyunca saç taramış gelmiş burada şimdi. Ya şimdi Türkiye'deki bazı değerleri bu kadar ayaklar altına alamazsınız ya. Ama Türkiye'de hakiki modacılar var yani. Hakiki bu memlekette ama hayatını buna bakmış olan insanlar var ya. Çemkirme programı diyorum abi. Ne modası ya? Bu ya ne modası? Yani, burada modadan var çıktı. Abi gözünü modadan çıktı. Ama bakın. Moda olsa izlenmiyor diyor. O zaman yazsınlar burası. Bu çemkirme benim. Bu stilin benim yazmasınlar. Bu çemkirme bize ait. Canım o da adamın tasarrufu. Seyirci abi, bilmiyor mu orada moda olmadığını? İnanır mısın seyirci? Modayla karışık. Şu andaki izleyici her geçen gün daha bu kefazelikleri ne boyutlarda olduğunun farkında. Kusura bakmasın da onu seviyor abi işte. Onun için işte iki, üçlerde seyrediyor. Üçlerde seyrediyor. Peki bu ticaret diyorsun. O kendini tercih. Peki şimdi ticaret dediğin bir şey. Evet abi. Cebinden yahut kendi kendini kurtaramayan bir cironun olması demek mi? Şimdi şunun maliyetini bir hesapla bakalım. Ya adam zaten reklam alamazsa kaldırır bu ay sonunda. Ya Allah aşkına gözünü seveyim abi ya. Abi herkes parasının peşinde. Ya. Yani ya şimdi adamın muvaffak oldu bak. Adamın yaptığı. Ben bu yani o. Adam ben diyorum ki abi adam kendine ekonomik olarak sınıf atlattı ve ekranda o koltuğa oturduysa bu dünyanın her yerinde bu başarıdır. Bu başarıya yuhlarız biz. Yuhlarız sevmeyiz ama bu başarıdır. Adamın kendi adına. Adam ekmeğe dinlenirken sınıf atlattı kendine. Bunun peki bu işte yani bu savunma. Bu doğrudur demiyorum. Bakın bunu başarı olarak savunduğumuz sürece ya başarı olarak savunduğunuz sürece bunu savunmak değil tahlil etmek. Şimdi tahlil, ben savunmuyorum. Yani tahlil ediyorsunuz ve buna başarı olarak başarı kabul ediyorsunuz. Başarı mı başarısızlık mı? O zaman belli değil. Bu tarz bir savunma, bu tarz bir müdafaa. Çünkü sen bunu konuşuyorsun, ben aksini konuşuyorum. Bu tarz ve yani bu tip insanların, hatta bu tip değil normal aile çocuklarının bu yaşta normal yolunda giden adamları o mecradan çıkarmak için hazırlanmış bir altyapıdır. O zaman sizin teorinize ben şöyle söyleyeyim. Gençler televizyondan çok onun 100 katı sosyal medyayı takip ediyor. Doğru. Peki sosyal medyada nasıl kitleyeceksin böyle tipleri? Bak hocam bir şey söyleyeceğim. Nasıl denetleyeceğiz abi? Sosyal medyada orada kalsın diyor zaten. Sosyal medyada kalmasında bir sorun yok. Ama amaç toplumun dejenerasyonunu engellemekse şimdi bu daha zararsız bir yer. Şimdi bakın. Çünkü bu daha az izleniyor. Öyle değil. Yani bu sosyal medyada hasbelkader bir yere fırlamıyor. Yarın öbür gün öyle bir zaptırapt. Abi bir şey söyleyeceğim. Objektif bir şey soracağım sana. Belli yaşta insansın. Vaktini sence bunda mı daha çok harcıyorsun, onda mı daha çok harcıyorsun? Ya şeker kardeşim benim bunda vaktimi harcamam ya onda harcamam. Yok ben net bir şey sordum abi. Elbette ki bunda daha fazla geliyor. Gençler de orada. Demek ki burası daha tehlikeli. Bir tüme varım yapıyorum. O zaman peki. Ve kontrolsüz ya. Şimdi o. Burada sıfır denetim burada var telefonda. Burada şimdi sıfır denetim var. Burası daha tehlikeli diyerek. Yine bu gerekçeyle kamuya açık yayına taşıyamazsın bunu. Abi bu da kamuya kralıyı da yarın yani. İşte bakın. Bak bu lafımı unutma. Bunun hadi altını toplumsal çiz. Toplumsal dejenerasyon buradan başlıyor diyor. Bunun önüne bu hükümet veyahut sistem veyahut gelecekteki bir sistem ilk senin katıldığın, benim katılmadığım, sevdiğimiz, sevmediğimiz kim olursa olsun bunu bir zaptırap altına alamazsa bu işin önüne kimse geçemez. Ama en ufak alınmaya çalıştığında da diktatör deniyor. Bak şimdi hükümete. Bir şey söyleyeceğim sana. Vay kısıtladınız şimdi deniyor. Sınırları zorlamak hata ediyoruz. Spesifik olarak bir noktadan bahsediyorum ben.
Sen bir yangın haberini getirip de yayın yasağı koyarsan millet ayağa kalkar. Sen haber niteliği taşıyan, insanların, toplumun öğrenmek istediği olayların detaylarını kendi öyle veya böyle çıkarlarına göre ya rahatsızlığına göre buraya sınır koyarsan buna herkes ayağa kalkar. Ama toplumun ahlaki değer yargına, bu yalnız bunlar için geçerli değil. Radikal uçlar için de geçerli. Radikaller için de geçer. Yani kalkıp da kafasına bir sarık koyan, efendim 9 yaşındaki kızdan evlenilir. Ah. Annesinin dizini gören tahrik olur. Yok bilmem ne zart olur, rüft olur olanlara da dahil ediyorum bunun içine. Yani bugünkü hoşgörüyle bakılana da aşırı uçtakine muhalefetim var. Bakılmayana da evet. Yani benim de bakmadığıma aşırı uçağa muhalefetim var. Bu bugüne kadar bu toplumun örf ve adetlerine, geleneksel yapısına bunu kim dejenere ediyorsa, bunu din adına da dejenere edene muhalefetim var, modernlik adına da bu hale getirene o zaman ben sana bir müjde vereyim abi. Onu dünya üzerinde hiçbir ülke, hiçbir devlet, globalleşen ve internetin olduğu dünyada kimse önleyemez abi. O zaman bugün biri çıkar abla star bebeğim der. Evet. Bugün uygulama var, eşek oluyorsun, köpek oluyorsun, fil oluyorsun. İşin moku çıkmış. Artık ona bir çare bulacak bir devlet düşünemiyorum. Var onun adı Kuzey Kore. Var onun adı Patagonya. Bir şey demokratik ülkelerde yani, telefon... Yarın öbür gün bu onun sayfasıdır diye. Yarın bunun bu sayfa... Yani nitekim bunlar yaşandı bu söylediklerim. Periskop'tan porno yayın yapmaya başladılar. Evet. Yani her yerde var. Bence habere geçelim çünkü saat kaç olmuş? Evet. Şimdi birazdan özel bir saatimizle evet. Devam edeceğiz. Nasuh Mahruki anlaşamıyoruz bu Akut'tan istifa etmiş. Anlaşacağız inşallah. Sadece abi ne diyorsun bu programa? Valla bu program geçen sene yayınlandı. Belli bir süre sonra... Bilemedim ben yani. Abi yani çok zorlama ve tamamen nasıl sana söyleyeyim yani. Müslüman Mahallesi'nde salyangoz. O değil de yani. Kandırıyorlar. Öyle de diyebiliriz. Şaka. Ya da tamamen destek programı, tamamen Ahbap Çavuş ilişkileri içerisinde yapılmış bir iş. Geçen günde mesela en son onu da Ayşe Öz Yılmazel'in yazdığı yazıda okudum. Çok ağır eleştirmiş bunları. Çok ağır. Yani bunu oldum olası bu kadına ısınamadım zaten. Yani aslında ilk tanıdığım zamanlar daha komik geliyordu. Şimdi böyle güçlünün yanında durup mesela Fatih Terim'in bu sokak köpekleri ilgili Alaçatı'da yapmış olduğu o atın bunları otoyola bilmem ne falan gibi işlerde oradaki hayvanseverler ayağa kalktı ve onların arasında bir tanesi de Öncel Öz içerdi. Öncel'in bu işe reaksiyon göstermesinde kadını işinden ettiler. Bu da ona telefon açtı, ileri geri konuştu falan filan. Ben bu tarz insanları sevmem. Yani bu sahiler sahte sahibet. İşte bu. Yani sen Fatih Terim'in avukatı mısın arkadaş? Arkadaş olabilirsin. Şimdi sana ilgili senin birinden bir münakaşan var ve bu kadar da yakın arkadaşımız var değil mi senden? Evet. O yaptığın münakaşada vicdanen haksız olduğunu bildiğim halde ben seni savunmaya geçemem. Sen de beni geçme. Tabii ki. Çok samimi söylüyorum. Mahcup olmuş. Şimdi niye? Kadın ne orada... Susulur yani. Yani orada o zavallı gariban, kimseye zarar olmayan bir lokmacık ekmekle suyun peşinde olan o canlıyı sen neden otoyola attırıyorsun? Ya böyle bir talimat veriyorsun. Neye istinaden veriyorsun? Neye istinaden? Ya kimsiniz ya? Bu memlekette hakikaten kimsiniz ya? Yani bu çok paranız olması sizin herkese kumanda etmeniz, herkese istediğiniz gibi hallamur etmeniz anlamına gelmez. Orada 3 kuruş maaş alan insana da sokak köpeklerini savundu diye kendi sosyal medya sayfasında paylaştı diye vay kızı bir dakikada işinden ettiler. Hemen gazetede kulağından tuttu kızı kapının önüne koydu. Yazık günah değil mi? Bu da kalkmış hemen Fatih Terim'in yanında oyunu kullanıyor. Ya hem sosyalden bahsediyorsunuz, hem demokratlıktan bahsediyorsunuz, hem vicdandan bilmem neden dem vuruyorsunuz. Ama yapılan, gözünüzle gördüğünüz, kulağınızla işittiğiniz, vicdanen şahit olduğunuz bir işte, bir haksızlıkta da
Güçlünün yanındasınız birader. Bu arada Fatih Terim bir açıklama yapmış. Dün akşamüstü bir açıklama yapmış. Demiş ki, itiraf ediyorum demiş, bizim futbol camiasında antrenörler, genç o ne deniliyor erken yaşta futbola başlayan çocuklara? Hani o futbol okulları var ya çocukların gibi. Evet. Ne deniliyor o takımlara? Junior. Junior. Yani Türkçesi ne? Onun bir adı küçükler var. Küçükler yani. Küçükler. Yaş grupları var onlar. Demiş. Cinsel istismarlar var. Hale bak. Antrenörler çocuklarımızı cinsel istismar etti. Bazıları, çoğu bunların sümen altı edildi. Ortaya çıkıp dava edilenler var. Bir tane antrenör başının yanacağını anlayıp kaçtı. Yani bunları sessiz kalmamalı, ortaya çıkarmalı demiş. Evet, futbol dünyasında skandal, skandal, skandal. Bu arada başka bir duyumum var. Bakalım ne olacak? Türkiye'de ilk defa ben söylüyorum. Daha hiç dillenmemiş bu duyum. Ali Koç biliyorsunuz Fenerbahçe başkanlığı adaylığını koyacaktı. Aziz Yıldırım'a artık çekiliyorum demişti. Aziz Yıldırım çekilme kararını iptal etmiş. Tekrar başkanlığa ben başkan olacağım demiş. Şaşırdık mı? Hayır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Erol Köse söylemişti dersin. Yani dolayısıyla da oradan dolayı böyle bir antipatim var. Genelde de bir antipatim var. Çünkü ahde vefası olmayan bir kadın. Yani bir tip vardır ki hayatımda o tipten yanlış hatırlamıyorsam ettim. Siz onu çok önemli bir tiyatroya lanet olsun. O da önemli değil. O da önemli oldunuz. Değil. Ama önemli olmaz önemli mı? Değil, önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun? Bak, insanlarda önemli olan ben şuna dikkat ederim. Ahde vefaya dikkat eder. Yani ahde vefa çok önemli bir nosyondur. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyen tarzdaki insanlardan nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. O ayıya dayı diyenleri sonra ayılarla güreşmek zorunda kalıyor. Yani o zaman sıradaki güreşlere bakalım mı? Evet, ahde vefa deyince aklımıza Tarkan geldi. Demet Akalın da benim gibi Tarkan hayranıymış, görelim. Bülent Ersoy diyor ki lezzetimi alan bırakamaz. Ne lezzeti varmış? Karnı var mı bu? Bilmiyorum abi. Ay çok severim. Kızarmış sarımsaklı yoğurtlu. Hani herhalde müzik lezzetinden bahsetti. Diğerini düşünmek ya istemiyorum. Ya işte bu konuşmalar var ya, bunlar inan bana ne bu yaşa, ne bu konuma, ne bu kariyere hiç yakışıyor mu ya? Sonra işte dönüp deniyor ki o cümlelerin arkasına, kelimelerin arkasına sığınarak, saklanarak bir Zeki Müren anlatıyorsunuz. İşte Zeki Müren'in buradaki en büyük farkı bu. Sesi, soluğu, şarkısı, türküsünü bir tarafa bırak. Adam bu tarz şakayı, Allah rahmet eylesin, bu tarz konuşmayı, bu tarz uslubu kendi fasit dairesi içerisinde, sınırları içerisindeki kendi arkadaş grubuyla yapıyor. Hı hı. O da her mekanda değil. Yeri ve. Her an değil. Halkın önünde şu uslupla, ucu açık, çekildiğinde nereye, her yere gideceği belli, yani belli olmayan bu öyle bir cümleyi onun ağzından duyamazsınız. Duyamadı da kimse yıllarca. İşte o fark o. Doğru. İşte onun için zaten efsane oluyor. Şimdi bu ne yani şimdi? Bu yakışıyor mu ona? 63-64 yaşına gelmişsin. Kendi kendinize de zaten birer ünvan vermişsiniz. Diva. Yok diva, yok imparator, yok kraliçe, yok kral, yok abuk, yok buraya, sabuk. Yani ne buluyorlar bir şeyler. İkon, yok, bilmem, star. E peki o zaman bu konuşmalar ne? Ne oluyor şimdi? O kahkaha ne o? Yani Atlas Dağları'nda haberleşme mi yapıyorsunuz öyle? Ne yapıyorsunuz yani? Ya bırak Allah aşkına. Akılda i̇şte kalıyorlar. Ben burada bunları eleştirdiğim zaman kızıyorlar. Ya bir de yani şu nedir yani? Şu manzara yakışıyor mu? Şoförü de geri dönmüş. Ya şoförü geri dönsen o ya, burada zaten adam dayanır mı zaten bu manzaraya? Ama zor günler yaşıyormuş şoförler genelde. Adamlar yani bunlar ne şoför almayı biliyorlar, ne yardımcı almayı biliyorlar. Bunlar köle pazarından köle alıyorlar ya. Öyle addediyorlar. Ya sen bir adama bir para veriyorsan, bugünkü rahiçlerin de üstünde bir para veriyorsan, ancak onun mesaisine satın alıyorsun. Ve verdiğin para miktarı normal Türkiye'nin ekonomik koşullarının üstündeyse iş olarak da o kadar nispette bir ondan fedakarlık beklersin. O standartlarda birisini almış. Sırada neler var? Bülent Hanım'a ayıracağımız süre sona erdi. Bülent Hanım ya, Bülent Hanım. Bülent Hanım tadı neymiş? Ben onu anlamış değilim.
abi müzik tadı bence diğerini düşünemiyorum. Buyurun. Düşünmeyelim, boş verin. Gülben Ergen ihanet iddialarına sert yanıt vermiş. Neler söylemiş duyalım. Evet, bu Kerimcan'ın da çok kültürlü olduğunu öğrendik. Yanında oturduğu jüri üyesi Kemal Doğulu'nun kardeşi, Kadir Doğulu'nun karısı Neslihan Atagül neydi? Neslihan Atagül. Ben de ondurma düşmeyeyim çekediğimde. Neslihan Atagül'ü şöyle tarif etti. Bir şey Doğulu'nun kız arkadaşı dedi. O bir şey Doğulu dedi. Kadir Doğulu bir oyuncu ve karısı ve da meşhur bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Aynen. Onu da, ama bu çocuk tabii İngiliz kanallarını izliyor. O yüzden Türk dizilerini izleyemedi belgesel demek ki. Belgesel seyredin. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz acaba şunu merak ediyorum. Biz ara ara koyuyoruz. Peki toplum düzelsin, şöyle olsun, böyle olsun. Biz niye Yalçın Çakır'ı koyuyoruz? Çünkü çok izleniyor ve istek alıyor. Bana günde 10 kişi yazıyor, abi Yalçın Çakır saati gelmedi mi diye. Adam neredeyse emekli oldu. Tekabüt olacak ondan sonra. Ama bunu istiyor. Peki halk niye bunu seyrediyor? Gülüyor. Ben bunu anlamıyorum ki. Ya gülüyor mu diyor işte. Oralarda reytingler zıplıyor. Hakikaten öyle. Biraz önce yine raporumuz evet. geldi ve onları yayınladığımız dakikalarda tavana yani çıkmış. Bu toplum ezelden beri zaten bizdeki trafik kazaları niye oluyor? Merak kaza ben. Yapanı seyrederkenlerin zaten her kazası. Reyting alan, her reyting aldığı ümit edilen abuklukları yayınlamak mecburiyeti diye bir kayda varsa onu bilmiyorum. Bu abukluk değil. Ben toplumun kavgayı seyretme güdüsünden bahsediyorum. İşte, şimdi hepsi birbirine dinamo değil mi? Biz reyting almak zorundayız. Ondan sonra doğrudan satış yapalım. O biri reyting almak zorunda reklam alacak. O biri bilmem ne yasal sınırları içinde RTÜK, Türk Ceza Kanunu, RTÜK kanunları içinde hepsi reyting almak zorunda. Çünkü bunlar birer müessese. Valla tabii bu görüş meselesi. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Yani ben, hayır, ben kendi görüşümü şey söylüyorum. Siz yayınlayıp yayınlanmama konusundan bahsetmiyorum ben. Bu toplumun bu kavgaya ilgisi bak, nedir? Nerelere dayanıyor? Biz savaşçı bir milletiz. Oradan mı geliyor tarih, kanımızdan mı geliyor? Mesela ben görüyorum, bir kavga varsa herkes oturup ayırmaya çalışıyor. Semra kavgayı Kayan'a seyrediyor. Zamanı mesela. Kavgayı bağırıyordu, seyrediyor. Çağırıyordu, kıza ne aşağılayıcı sözler söylüyordu. Ona bakarsan Yemekteyiz programında en çok izlenen yerleri kavgalardı. Birbirlerine ne laf söylerlerse tabii ki orada. Yani toplumun zaaflarını iyi tespit eder de onu pompalarsan, buna söyleyecek bir şeyim yok. O zaman kabul ediyoruz. Toplumun kavga zaafı var abi. Mi? Merak. Ya da kavgayı seyretme zaafı mı? Yani eskiden yani hatırladığım durup kadarıyla böyle bir şey, yani biraz evvel söylediğin şey aklıma geliyor. Yani düşünüyorum ne oluyor? Mesela bir kavga olduğunda o kavganın etrafındaki sözü geçen insanların müdahale ettiğinde o en kısa şekliyle durduruluyordu. Yani şey yapıyordu, yani kavga eden taraflar ne kadar çığırdan çıkmışsa bile o müdahale eden insanlara karşı bir saygısı vardı ve olmuyor değildi, oluyordu ama münakaşa ve böyle bir fade out yapıp kesiliyordu. Şimdi biraz evvel söylediğin gibi kavgayı seyrediyor. Hiçbir zaman onu ya bırak kavgayı seyretmenin, ayırmanın ötesinde video alıyor, gözünün çekiyor. Önünde bir kadın dayak yiyor. Veya bak, öldürülüyor. Şimdi öldürülüyor. Araya giren ki benim hayatımda da böyle bir şey geçti. Onlar mesela ben yıllar evvel hep sana geçenlerde gittiğimizde o Florya tarafında bir yere gittik hatırlıyorsan. Önünden geçtiğimde oturduğum, yıllarca oturduğum evi bulamadım. Yani hangisi dedim bulamadım. Orada mesela gecenin saat 4'ünde bir kadının, bir erkeğin, içkili bir adamın kadını dövdüğünde gece tren yolunu geçip ayağımda Tokyo bir de şort ve oraya geçip oraya müdahale ettiğimi ve hatta ileri giderek ikazlarımı dinlemediği için adama bir yumruk attım. Adam yıkıldı ve bir daha kalkmadı. Adamı hastane gezdirdim sabaha kadar. Yani, Türkçe söyleyeyim yani, mi? Kavga eden bir çift ayrıldı sonra kadını dövdü. Dövüyor kadını. Kadını dövüyor. Şimdi araya giriyorum. Dinlemiyor. Ayırıyorum kadını, elinden alıyorum. Ayırıyorum karısı, kadın da yani abi benim kocam diyor. Yani ama beni dövüyor, kurtar beni. İkimiziz o gecenin o saatinde. Allah Allah. Yine dövüyor kadını. Kadına vuruyor yere. Şimdi bir kere buna yani müdahale etmedim. Baktım ki bu beni dinlemiyor. O zaman bu devrildi. Durduracağım. Ama bu sefer de kalkmadı. Ben sabaha kadar bu adamı gezdirdim. En sonunda hiçbir hastane kabul etmedi. Neden? Neden? Adam o tarihlerde işte önce
hiç unutmuyorum, Hava Harbi Okulu'nun hastanesine götürdüm. Dediler ki biz bunu içeri alamayız. Oradan SSK'ya götürdüm şeye, Yeni Kapı'daki. Şaka gibi. Vallahi sigortalı değil dediler ama gezdiriyorum adamı. İşte bak, bu hükümet onaylamadığım yerleri de var. Bu iktidar hastalığa kapıdan dönmüyor. Hatta şeyde, trafik kazası ve benzerlerde acilde ücret yani, almıyorlar. Paran yoksa sadece da beyin de almıyorlar. Ya dedim ki bu adam öldü mü kaldı mı kardeşim, yani bunun sigortasına bakıyorsun falan. Bizi oradan da sepetlediler. Ben bunu aldım, Bakırdiyar Akıl Hastanesi'ne götürdüm. İşte midesi yıkandı falan. Ayılttılar bunu. Ben de karısıyla beraber dışarıda... Tabii canım yani banklarda bekliyoruz bunu. Bu ayıldı, kalktı sabahın saat 7'si 7.30 oldu. Düşünebiliyor musun? Of. Gece saat 3'ten beri bununla beraberim ve annem aşağıya iniyor. O zaman çift kat yani bir ev. Aşağı inip beni odada görmeyince anneme cinnet getiriyor. Kadın. Telefon da yok. Telefon da yok o zamanlar. Benim ayağımda bir şort ve Tokyo'larım var Erol. Bu herif kalktı bana dedi ki sen kimsin kardeşim, benim karımın yanında oturuyorsun dedi. Lan seni buraya ben getirdim öldü diye falan. Karısı anlatmaya çalışıyor, anlamıyor. Böyle serserinin itin biri. Neyse aldı karısını gitti. Ben kaldım dımdızak. 5 kuruş para yok üstümde. Tığ teber şişaylardanım. Öyle çıktım çünkü birden. Şimdi milletin işe gittiği saat abi. Ben de Bakırköy Akıl Hastanesi'nden bir hastayı getirdim çıktım ama ben değil, yani Bakırköy'lük benim aslında. Ayağımda Tokyo, üstünde bir şort. Diyecekler hasta kaçıyor. Araba, taksiler almıyor beni. Florya'ya döneceğim, almıyor beni kimse. Hiç unutmam o günü. Bir minibüsün önüne çıktım. Herif durdu. Kendimi hemen camını açtı, hemen kendimi anlattım. Ben dedim bak böyle böyle bir adamın oğluyum, vaziyet böyle böyle, beni deli falan zannetme. Beni tımarhaneden kaçtım zannediyor. Ay korktum. Ve hiç unutmam o zamanın parası tarihiyle o minibüs beni Florya Güneş Plajı'na getirdi. Allah rahmet eylesin, oranın müdürü vardı Mehmet Dilman, Mehmet Bey. Acem Mehmet'ten 100 lira para aldım. Ne parası dedi bu? Minibüse ver. Ne kadar para dedi. Ya ver Mehmet Bey 100 lira. Bu beni dedim Bakırköy'den buraya getirdi. Çünkü görmüyor musun bu aşamama gelen felaket? 100 liraya geldim Bakırköy'den Florya'ya. Öyle de bir anımız var. Evet. Vay be, yani film bu gibi. Niye geldim? Tabii alt metin şu yani. Meraktan kavga. Taktırmada oturur yani. Yani o tarihte kadını dövene ben evimden kalkıp müdahale ediyordum. Bugün caddede kadının kafasını gözünü kırıyorlar. Herkes gele geçen de Allah Allah ya niye bu hale geldik biz? Bir de neden bu hale geldik? Geçen gün haberlerde bir kadın kendini yakmaya çalışırken adam kurtarmak istiyor. 2 kişi birden, 3'ü birden yanıyorlar falan. Artık araya girenler ya ölüyor ya başına daha beter haller geliyor. Millet bağırdı atla atla atla. Ya bak ya düşünebiliyor musun? Kurtaracaklarını atla atla. Atlayacağım onu getirin. Ama bak dava açıldı. Tabii ki. Evet. Evet, Hande Yener'den olay açıklamalar var. Biraz da onu dinleyelim. Evet tabii, zayıflama, genç kalma, bunları konuşuyoruz hep. Değişik yöntemler var. Birazdan ilerleyen dakikalarda Canan Karatay'ın çok özel ve bilimsel verilere dayanan menüsünü de söyleyeceğiz. Çünkü özellikle sabah programlarında bu çok halkımız tarafından soruluyor, izleniyor. Ama. Evet, hemen arkasından da. Çok haberimiz var. Mutlu bir evliliğin sırrını şimdi kimden? Esra Erol'dan dinleyeceğiz. Evet, ben Soral, ablası da Hande Soral. Bunlar son dönemin genç jenerasyon oyuncularından. Hadise'nin eski sevgilisi Hakan Baş var. Onunla birlikte ciddi bir beraberlikleri var. Evlenme aşamasındalar diye duydum. Şimdi içeride dizisinde çok önemli bir karakterde oynuyor ve dikkatleri de üstüne çekti. Ama bir son dakika gelişmesi içeride dizisinin önümüzdeki haftanın fragmanı şu anda internete düşmüş. Hiçbir televizyon hatta kanalı yayınlamadan biz girelim. Evet. Sıcağı sıcağına. Sıcak sıcak. Şimdi işte o yeni internete düşen fragman bizde. Evet, sosyal medya o kadar dozu zor bir şey ki bunu iyi kullanan kendi şöhretine şöhret katıyor. Zaten var olan şöhretlerden bahsediyorum. Kötü kullanan da veya benim onunla işim olmaz diyen de maalesef ki oradan puan kaybediyor. Çünkü özellikle gençler, oyuncuların ve şarkıcıların sosyal medyayı aktif kullanmayanlarını sevmiyorlar. Evet. Yani onlar mutlaka oradan bir şey bekliyor. Sanki hani mama bekler ya evcil hayvanlarımız. Onun gibi bize niye bugün mama vermedin diye şey bekliyorlar. Bunu iyi kullanan da diyelim
10 üzerinden 5 başarı ve kariyerinde yok, onu 8-9'a yükseltebiliyor. İyi kullanırsa. Bak mesela takdir ettiğim, etmediğim birçok yönü olur. Demet Akalın ve Instagram'da 5 milyon abartı bir sayı, 5 milyona ulaşmış bir tip. Ve orayı şöyle söyleyeyim, hani bir dozda bir ismi vardı falan ama sosyal medyayı ele geçirdikten sonra orayı, yani belki bilmiyorum, bu bir sosyal stratejik ve güç akıllıca mı yapıyor veya tesadüfen yaptı da bunun artılarını mı yaşıyor, ama yani şu andaki, hani şaşırıyoruz ya, ben de diyorum ya kapasitesinin üstünde bir şöhret, o kapasitesinin üstünü bununla tamamlıyor. Aynı şeyi Gülben Ergen de yapıyor. Ne dersin abi? Şu Instagram geçmişte Twitter'ın yaptığı şu fake hesapları bir silerse programsal olarak, çok yaşa. Bunun da altına bir, bu kadar milyon dolarlık, milyar dolarlık bu sistemlerin tedbirini alırsa, bunlar ziyaretçi, yok işte like fazlası ya işte yorum hikayesini falan da arttıramazlarsa programsal olarak, o zaman doğru takipçiler meydana çıkıyor. Burada yanımızda birebir gördük. Bazılarının, pardon, sen söyle. Burada yanımızda birebir geldi gördük. Geldi bir arkadaşım. Bir arkadaşımızın o gün dedik, fotoğraf atamam. Instagram'a duyur dedik, atamam dedi. Çünkü sosyal medyacım uyuyor. Bana 3 tane like gelir, o uyanacak ki 13.000 tane gelsin. Buyur. Hatırladınız yani şimdi, değil mi? Evet. Aha. Şimdi manzara buyken ben bu rakamların 5 milyon da 7 milyon falan böyle rakamlar olduğunu inanmıyorum. Ben mantığıma aykırı gelen şeylerde yokum ben. Ama şöyle diyelim, onun yarısı fake, o bile başarı. Çünkü şöyle, ben başarıyı şuradan takip ediyorum. Bir şey paylaşıyor ve onun efekti oluyor. Hani o milyonla değil. Bak abicim, evet. Bir şimdi dünyada hakiki olarak bu rakamları fersah fersah geçmiş olan starlar var. Orada bir şeye dikkat edin. Onlar dünyaya çünkü. Tabii. Açılıyor. Şimdi diyelim ki bunun işte fanları var. 17 milyon, 20 milyon izleyicisi olduğunu gördüğün insanın beğenisi o oranlara, aynı senin yaptığın matematiksel geriye geliyoruz. Şu kadarı gayri faal o anda, işte şu kadarı takipçi, şu kadarı şöyledir dediğinde o rakamla takipçi örtüşüyor. Şimdi burada 5 milyon takipçisi, 3 milyon, 7 milyon takipçisi olduğu görünen insanın yapmış olduğu ya paylaştığı bir fotoğraf 25.000'de kalmaz. Ve 4 yorum oluyor altında. Altında mesela 4 tane yorum olmaz. Yani uymuyor olmaz birbirine. Dolayısıyla ben bunu yalnız Demet Akalın için söylemiyorum. Yok ama şunu, Demet Akalın'ın reali odur değildir. Demet Akalın şu anda tüm sektörde en çok fanı en düşük olan, diyelim onun yarısı da olsa, yani orayı çok aktif kullanıyor. Ha, aktif kullanıyor ayrı. Çok etkiliyor yani. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musun? Şimdi bu yüksek rakamların bu şekilde, ben burada hesabını yaparken buna reklam veren, bu tip insanlara reklam verenler bunu benden daha iyi analiz edip bilmelerine ama rağmen, onlar zaten programlarla görüyorlar, ha onu da söyleyeyim sana. Şimdi o herkesin gördüğünü görmüyor. O görüyor, diyor ki uyduruyorum, Demet Ahmet diyelim 1 milyon takipçi var. Reklamcı elindeki programla diyor ki bunun organik zaten takipçi, bunun zaten 400 bini doğru, gerisi takip değil. Ama o 400 binde bize yeter diyor, uyduruyorum. Mesela ben onu nereden anlıyorum? Diyelim ben bir şey yazıyorum, Demet Akalın bir retweet diyor, coşuyor. Yani oradan anlıyorum. Konu ama Demet Akalın aşef atma konusu değildi. Konu bunu uygun ve mantıklı kullanmayan artık cepten yiyor. Yani bununla barışık ve bunu aktif ve güçlü tutmayan çok şey kaybediyor. Her şey gibi bu da geçecek. Her şey gibi. İşte ama yani, ne zaman geçecek? İşte, yerine bir şey gelince. İşte her, yani yerine öyle bir şey gelecek ki onu da sen istediğin gibi hallamur edemeyeceksin. O sizin umudunuz tabii. Hayır, benim umudum değil. Ben yani akışa bakıyorum. Hani dünyanın gelişmesine bakıyorum. Ama dünyanın gelişmesi sizin dediğiniz gibi değil. YouTube'da da bir tane klip koyuyorsunuz, Türkiye'nin nüfusunun 5 katı izlenmesi oluyor. YouTube peki buna niye göz yumuyor? Sen onu anlamamız gerek önce. İşte bunlar zaten kendileri. Çünkü diyorlar ki fake make kardeşim, bak benim şu kadar milyar günlük
giriş tıklanırlığım var. O fake'ler onun işine geliyor. Çünkü borsa değerini yükseltiyor. Milyar dolarlık şirketim ben diyor. Ve bak nasıl tıklanıyoruz diyor. O sahtelikler işine geliyor. O yüzden dedim o sizin önerdiğiniz gibi olmayabilir. Çünkü adı üstünde sanal dünya, yalan dünya. O burada yalanlarla besleniyor. Bu algoritma zamanında Google için de geçerliydi. Google bu algoritmanın iflas ettiğini, müflis bir hale geldiğini ve gerçeklerden uzaklaştığını anladığında bu algoritmayı değiştirdi. Şu anda tamamen ve müdahale edemeyecekleri bir noktaya getirdiler. Şimdi karşımızda öyle büyük yazılımlar var ki eninde sonunda bunu bir yerden sonra bu algoritmaları değiştirecekler. Yani ben şuna katılmıyorum. YouTube gibi bir altyapının efendim fake olduğunu bile bile programsal tıklandığına bile bile buna evet diyeceği kanaatinde değil. Ama evet diyor. Ha, şu anda diyor. Şu anda buna, diyor. Ona bakarsan Google'da bir zamanlar şöyle bir evet ama dedi. Ama YouTube Google'ın zaten aynı firmalar. Yani ben ayrı ayrı. Yani onlar diyorum ayrı ki ayrı ben bu sahtekarlığa kendileri göz yumuyor. Bak işte yani sonunu yani bitiremediğin için müdahale ediyorsun. Google'da bu sahtekarlığa öyle bir göz yumdu ki adamlar 100 dolarlık hazır skriplere siteler yaptılar, çeşitli isimler verdiler, çeşitli domainler aldılar ve oralara Google kodları koydular. Günde o tarihte ben adım kadar iyi biliyorum 10 tane siteden 2000 dolar, 3000 dolar, 1500 ciddi dolar rakamlar kazandı. Ciddi rakamlarda Google'u dolandırdılar. Bir yere geldiler, Google bunlara böyle hop. Bir satır vurdu. Dolar yani sent bazındaki tıklanma oranını kuruş bazına indirdi. Evet, Ferhan da şimdi evlilik hayatına tokat satır vuran bir konudaki çok evet, önemli bir konuyu anlatacak. Bunlar da vuracaklar, onun için merak evet. etme. Evet. Evet, hanımlar ve beyler ekran başına. Belli bir yaştan sonra kadınlarda ve erkeklerde cinsel soğukluk oluşuyor ama Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu bunun için mucizevi bir kür açıklamış. Kağıt kalem elimizde, not alalım. Oh. Evet. Mis bombom şekeri yaptık. Nasıl bu arada, bir kür o doktor? Evet, güzel kürler. Daha devam edeceğiz ama İbrahim Saraçoğlu'nun dediği şey doğru. Mi? Bilimsel kanıtlanmış. Keçi boynuzu çok önemli bir bitki. Birçok faydası var. Bitki değil, bir ağaç meyvesi diye tanımlayayım ama bitkiler sınıfına giriyor ağaçla dahil. Ben sadece kan yapıyor diye ve biliyordum. Ve çok faydası var gerçekten. Bunun pekmezi de, şurubu da, kendisi de. Metabolizmayı hızlandırıcı yönü de var. Ara ara böyle bilimsel yönüne inandıklarımızı veriyoruz. Bazen de bilimsel yönüne inanmadıklarımızı tiye geçiyoruz. Mesela limon suyu zayıfladı. Böyle bir yalan yok. Evet, bunu da ispatlı çok. Yani. Bilakis içerdiği şeker etkisiyle kan şekerini yükseltiyor yani. Hani ay çok iyidir, bize iyi geldi falan oldu filan oldu. Bunlar yalan. İnsanlar zannediyor ki sabah kalktım suya limon sıktım, akşam limon sıktım. Gençleştim. Sahit Aslan'ı zoom gösterin. Sahit Aslan bugün bir olayı var. Çünkü kendisi yarın açıklamak istiyor. Zeki Müren'le ilgili bir haber var ve ilk defa bizle paylaştık. Ona gülüyoruz. İşin keçi boynuzuna kaldıysa doktor ne yerse yesin diyor. Olmaz. Ne ses gibi ne yürekten. Keçi boynuzu. Bak işte bunları yapmayalım. Halkın umudunu kırmayalım. Çünkü keçi boynuzu kanıtlanmış antioksidan ve antigagok gugok özelliğine değinildi. Ya sonuna geldik onu ama. Onu yaradan kırıyor. Evet. Yaradan. Evet, bugünlük de programımızın sonuna geldik efendim. Bu sohbet burada bitmez. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Bye bye, bye bye, happiness.